Herkese merhabalar arkadaşlar. vMix derslerine hoş geldiniz. Ben Sait Cemiloğlu. Bugünkü dersimizde vMix'e tarayıcı penceresi ve PowerPoint sunusu eklemeyi öğreneceğiz. Dilerseniz hemen dersimize geçin. Evet, ilk olarak isterseniz bir tarayıcı penceresi ekleyelim. Add Input dedik sol alt taraftan. Web Browser kısmına geldik. Buradan bize bir URL yapıştırmamızı istiyor. Hemen Chrome'a gittim. Twitter'da gezinirken ki linkimi aldım. Hemen şu üst taraftaki linkimi alıyorum. Ctrl C dedim. Tekrardan vMix'e geldim. Üst tarafa yapıştırdım. OK dedim. Tarayıcı pencerem buraya geldi. Şu anda yükleniyor. Bunu bildiğiniz tarayıcı penceresi gibi kullanabilirsiniz. Hangi alanlarda kullanabilirsiniz? Bir haber yayını yapıyorsanız kullanabilirsiniz. Twitch yayınında kullanabilirsiniz. Facebook yayınında kullanabilirsiniz. Yani direkt tarayıcınızı vMix içerisinde kullanabilirsiniz. Bir görüntüyü indirmeden direkt yansıtabilirsiniz yayınlarınıza. Bunu direkt bu ekran içerisinde kullanabiliriz. Sağ tıklayıp Mouse Enable, Keyboard Enable tıkladığımız zaman şu anda hem mouse hem bakın gördüğünüz gibi etkili şu anda. Hemen aşağı doğru indiriyorum. Yukarı doğru çıkartıyorum. Sağdan search kısmından bir arama yapalım. Sadece Cemiloğlu diyelim. Yani direkt böyle kullanabilirsiniz. Yayında ben bunun aktif olmasını istemiyorum diyorsanız sağ taraftan Mouse Enable, Keyboard Enable'ı kapattığınız zaman hiçbir şekilde hiçbir tıklamanız işlemeyecektir. Diğer seçenekler de Go Back, Go Forward, işte geri git, ileri git, sayfayı yenile, işte linki görebileceğiniz kısım. Bu linki değiştirdiğiniz zaman, yani update dediğiniz zaman yeni bir linkle tekrardan tarayıcı eklemiş olursunuz. Bir diğer özelliğimiz PowerPoint sunusu eklemeyi de göstereyim isterseniz. Hemen tekrardan sol alttan Add Input diyoruz. Direkt burada bir PowerPoint sunusu ekle kısmı var zaten. Browse deyip ben masa üstünden bir PowerPoint sunusu çağırıp OK diyorum. Yükleniyor diyor. Evet, yüklendi. Gördüğünüz gibi sunumumuz buraya geldi. Ben bunu direkt yayına attım. Tekrardan şurada ön izleme monitörüme tekrardan aldım. Sayfaları geçebilmek için. Basarsanız belli bir süre sonra otomatik geçer. Veyahut da siz buradan manuel olarak geçişler sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu dersimizin de sonuna geldik. vMix ile alakalı sorularınız varsa yorumlarda bana bunu belirtirseniz, belirttiğiniz konuyla alakalı da bir ders çekmeye çalışırım. Ayrıca video işinize yaradıysa, yararlı bulduysanız lütfen like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.